Lord Denethor, the Steward of Gondor, kendi öz oğlu Faramir'i ölmüş sanarken Minas Tirith'in en üst tepesinde ilerleyerek ve görür ki o muazzam, korkutucu görüntü, Mordor nihayet Minas Tirith şehrinin kapılarına dayanmış ve bir tek amaçla gelmişlerdir. İnsanoğlunu yok etmektir ve kendi kendisine der ki, Rohan bizi terk etmiştir. Theoden bana ihanet etmiştir. Tüm umut ışıkları sönmüşken Gandalf gelir ve tüm ordular toplar. Bagu. Tunikkan barkan. Umidishu. Asir. Borzumishi. Merhaba arkadaşlar, ben Atilla ve tekrar hoş geldiniz yepyeni bir güzel bir senaryo serimize. Evet, Yüzüklerin Efendisi'de Minas Tirith kuşatması. Bu arkadaşlar modu nasıl oynuyoruz? Tabii ki Total War Atilla'nın üzerinden. Nereden izleyebiliriz? moddb'den, yani moddb.com yazdığınız zaman oradan modu indirip siz de aynı şekilde yükleyip oynayabilirsiniz bu güzel modumuz arkadaşlar. The Rise of Mordor ismi. Evet, tekrar hoş geldiniz. Dediğim gibi ilk bölümdür bu. Neden? Bayağı bir oynandı, yani 3,5 saat sürdü benim bu oyunu düzeltmemiz için. Bayağı bir sürdü. Onun için ben de size tabii ki 3,5 saat burada bir tüm video çekemem, kusura bakmayınız, ama 2-3 bölüm olacak diye düşünüyorum. Bu arada yani sadece oyun 3,5 saat sürdüyse yanlış anlamayın da ondan önce de çok oynadık. Yani çünkü hatalar üstüne hatalar oldu. Crash oldu, şu bu oldu dekene. Yani işte senaryo yanlışlığı oldu falan dekene. Bayağı bir 13-14 saatim aldı arkadaşlar. Hatta bir de onun üstüne yetmemiş gibi böyle bir güzel bir bölüm çekmiştim efendime. Ama baktım ki yanlış bir ayarlardan çekmişim videoyu. Yani video çok garip oldu. Yani ses konusu falan çok güzeldi ama video çok garip olduğu için tekrardan başlamak zorunda kaldım. Yani anlayacağınız 14-15 saatim aldı. Onun için sizlerden ricam arkadaşlar, çok güzel bir şekilde şöyle bir destekçi olabilmek için ilk öncelikle like tuşuna basalım ki videomuz yükselsin. Yani kalite ve işte tabii ki popüler olarak yükselsin diyorum. Paylaşım yaparsanız daha çok arkadaşlar izlemiş olur ve davet edilmiş olur kanalımıza. Ve en güzel destekçi olabilmek için o aşağıda sağda tuşunu gördüğünüz abone olunuz dışına bastığınız zaman kanalımıza en güzel şekilde destekçi olmuş olursunuz. Ve tabii ki orada zil ayarı da var. Onu da basarsanız ne zaman video yüklediğim zaman hemen direkt size bildirmiş olur. Evet efendim, tekrardan hoş geldiniz dileğiyle. Şöyle güzel bir senaryo yapmak istiyorum. Bu arada görüyorsunuz ki sinematik farklı şekilde gözüküyor. Bölüm 1 budur. Ama ikinci bölümde daha performans, yani videomuzun daha geniş videolu olarak istiyorsanız söyleyin, yorumlara yazın. Ona göre yaparım. Gelse böyle şekilde devam edeceğim efendime. Evet, umarız bu küçük konuşmamız da hoşunuza gitmiştir. Öyle kendim kafama göre bir senaryo yazdım. Ve tabii ki Sauron'un o meşhur konuşması da var tabii. O da biraz insanı şey yapıyor, yıpratıyor, yani korkutuyor. Yani zaten amacımız bu, yani videomuz çok güzel olsun diye dileğiyle tabii ki böyle şekilde takılıyoruz. Evet, şimdi susacağım arkadaşlar. Videoya basacağız, başlayacağız. Bakalım hayırlısıyla kim kazanıyor, kim kazanmıyor. Artık kötüler alıyor mu dünyayı, yoksa iyiler kazanıyor mu? Bye.
cesur gondorcular soruları almış. Yani soruları korumakta diyeceğiz. Italian Rangers, Gondor Swordsman, Gondor Spaceman, Phantom Girls abicim. Ama maalesef bizde fazla birimler yok. O da nedeni ise oyunu kaliteli. O da iyi indirdi onu ha maşallah. Tam izledik onu. Harika. Evet 30 birimliyiz arkadaşlar ve düşman ise 120 birimli. 120. Ne demek ya? Ne demek abicim? Yani bunlar nereden bakarsan bir yanılmıyorsam 19K yani 20K değil abicim. 20K de gitti ya. Biz ise sadece 3K mi ne böyle bir şey. Düşünün 3000 kusurlu bir Gondor ordular. Minas Tirith'i korumaktalar. Cesur Gondorcular. Ama ya Mordor abicim Mordor çok feci ya. Çok büyük bir ordular. Biz bu savaşı muhtemelen kazanamayacağız. Ben size şimdi söyleyeyim de. Yani fazla umutlanmayın yani. Gandalf'ı dinledik diye. Gene de yani. Gene de pesimist de olmayalım. Çünkü o zaman biraz denetör gibi oluyoruz. O da olmaz. Optimist kalmamız lazım. Umutlar sövmemesi lazım. Harika şuna bak ya müthişim. Ateş oklar maşallah iyi gidiyor ya. Şuna bak ya harbiden ya süper yapılmış ya bu mod yemin ederim. Minas Tirith şehir en sonunda nihayet Total War Tila'ya geldi be. Bundan sonra tabii ki Minas Morgul kuşatması olacak. Bu videoda süper like alırsak yemin ederim size hemen onu şöyle güzel bir yani sinematik böyle senaryolu bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. Söz abi düşmanlar bayağı bir of oklara bak ya. Mahvettire bizi burada. Abicim sırtınızı koruyun. Sırtınızı koruyun. Ay ay ay. Çok pis vuruyorlar lan bizi. Çok pis vuruyorlar. Ben de diyordum hele bunlar hele ondan böyle hızlı öldürer burada diye. Sağ kanadımızı koruyun oğlum. Aa geliyor Mordorlar. Ya şunlara bakın ya nasıl abi süper yapmışlar ya yemin ederim. Bu arada bir ok mu var lan bunun kafasında? Aa değil onun kafasında değilmiş. Tekrardan dönelim şöyle of. Tüm rütbe verildi. Hem iki tarafa yani hem bize hem onlara. Çünkü savaş yani son kanana yani kadar savaşılsın diye. Kimse böyle korkup kaçıp da şey olmasın diye sıkıcı olmasın diye full rütbe verdim abi. Başladı. Evet. Minas Tirith savaşı başlamıştır. Orta dünyanın orta çağın. Evet orta dünya mı diyoruz? Orta çağ. Evet orta dünya. Orta dünyanın en büyük en son savaşı. Yok en son değil ya. En büyük savaşı. Evet. Veyahut da böyle denilir pardon. Orta dünyanın bu yılın yani orta dünyanın en büyük savaşı. Evet. Böyle bir savaş görmemiş. Yani bu son 3000 yıllar. Tam Yüzükler Efendisi yani hayranım tabii ki. Filmleri izledik. Ama kitaplar okumadık. Az bir şey biliyor muyuz? Biliyoruz. Her şeyi biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Bazen unutmuş olabiliriz yani. Yıllarını söyleyerek mesela. Şimdi 3000 yıllarda izliyoruz da ama hangisi? 3900 mü? Ne bileyim neyi ya. Fark etmez. Fark etmez. 3000'lerin sonları diyebiliriz. Evet. Ama bu yılların en büyük savaşı olduğunu diyebiliyorum ben. Şimdilik. Evet neyse sağdan biraz sola doğru geçelim şöyle. Burada nasıl gidiyor? Sağ kanadımız gördünüz. Mahvolduk burada. Burada da Gondorcular, Mordorcular diyeceğim ya. Bayağı bir bastırmışlar ama problem olan bak burada oklar gelmiyor. Bak burada ok ya düşman okçular çok pis vuruyorlar bizi ya. Baksanıza adamlarımız oklardan düşüyor. Yani resmen oklar bizi mahvetti. Lanet olası. Mordor okları. Black Orcs. Black Arrows. Evet, senterimiz şimdilik gayet okey yani. Evet, bizde de oklar var bak. Yukarıdan mesela destek geliyor. Şunları bir... Ay, kapı kırıyorlar lan. Ses acayip böyle geldi. Dum dum diye. Haydi çocuklar, haydi kondocularımız.
Buraları koruyamazsanız, Minas Tirith düşerse unutmayınız ki ananız, babanız, çocuklarınız, bacılarınız, kardeşleriniz hepsi ölmüş olacak. Dedeleriniz, anneanneleriniz, babaanneleriniz. Çünkü Mordor bir amaçla gelmiştir buraya. O da tüm insanoğlunu yok etmek için. Kimseyi sapa salim bırakmazlar. Sonuçta Witch King of Angmar emretmiştir. Bak görüyorsunuz sol kanadımız gayet şimdilik iyidir. O değil, bir sağa geçelim tekrardan ya. Orası çok pis. Yani çok orayı merak ediyorum ben, biliyor musunuz? Aha gitti lan hepsi. Abav! Ay vay vay, kurban olduklarım vay. Ay zavallı çocuklar vay. Bunlar ölmüş abicim hepsi ya. Neyse. Ailesi. Aha burada gitti lan. Nereden bakarsan burası da çok feci şekilde düşmüş olacak. Bakınız birkaç gondorcular kaldı burada. Adamların gözlerine bakın ya. Pardon adam diyorum ya, orkların. Yani gerçekten bu modculara ne kadar teşekkür etsek bile de az bir ne. Yani cidden çocuklar uğraşıyor ya. Ama nereye kadar vardık henüz bilemiyorum ben ya. De en son baktığımda campaign yani düzenlenmek üzereler ama daha henüz olmadı. Ama en büyük sıkıcı olan şey ise Creative Assembly. Örnek olarak ben de size neden mod DDB dedim. O da şu ki adamlar şeyler olmadığı için, patentler olmadığı için Steam Workshop'tan bu modu yani bulunduramazlar. O yönden mod DDB'den indirilmesi gerekiyormuş diye Steam'den çıkarıp oraya koydular. Önceden Steam'den tıklıyordun, abone oluyordun, mışıl mışıl oynuyordun ama şimdi maalesef öyle değil. Ha tabi bazı Rise of Mordor modlarım var yani Steam'de ama ana modu yok. Onu diyeyim size. Bir kadar sol kanadımıza gidelim. Evet burası gayet iyi gidiyor abi. Burası fena değil. Burada gayet güçlü çıktık. Fakat Mordor'cuna görüyorsunuz aşağıda. Bitmediler. Reselleri çok abicim. Buradaki senaryoyu da hiç unutmam ya. Yüzükler Efendisi'de yani The Return of the King'de. Hatta onu Extended Edition'dan izleyebilirsiniz. Ama burada normal koçbaşıyla işte kapıyı kırmaya çalışıyorlar ya. O da kıramıyorlar tabii ki. Yani orklar öyle düşüp ölüyorlar yani. Çünkü tepeden kondorcular vurup duruyor bunları şimdi orklarla işte. Efendim ondan sonra ork lideri diyor ki işte kırınsana kapıya. Nerede, ne yapıyorsunuz diye. Tamam da diyor hiçbir şey kıramıyoruz. Yani kapıyı bir türlü kıramıyoruz. Hiçbir şey kıramaz diyor. Ondan sonra da tabii ki Borg. Borg diyor ya. Borg will smash it. Ondan sonra getiriyorlar o She-Wolf head yani. Kocaman şeyi. Kapıyı nasıl kırıyorlar ya. O sahneyi çok severim ben. Orada da tabii ki Gondor mızrakçılar ve Gandalf ile hazır durumdalar. Kapılar bir açılıyor böyle. İçeri giriyor bu oluk hayaller var ya. Allah! Ona ne? Yani o senaryo yani gerçekten enfes bir şey. Şurada da bakınız. Adamlar beklemekteler. Burada geri çekilenleri koruyacaklar onlar. Çünkü artık yapacak çaremiz yani baksanıza ta aşağılara inmişler. Yani birinci kat an meselesi yani. Belki buraya düştü düşecek. Çünkü sağdaki surlarımız tamamen düşman eline geçirilmiş oluyor. Ancak burada tabii ki düşmanları durdurup geriye püskürtebilirsek şansımız o. Ulan göklerden de güzel böyle ateş oklar iniyor ya, nasıl güzel. Bakınız şuradan hep. Ouch. Ya,
Şurada birkaç kondorcularımız var. Çırpınıyorlar işte. Şurada adam kalmamış. Bir iki tane birimle kalmış. Onlar da öldürecek abicim. Ah şurada birkaç okçularımız var. Cesur kondorcularımız var şurada bakınız. Nasıl güzel çatışıyorlar. Adamlar saldırıyor. Charge! Bum! Ya en çok sevdiğim bu şekil işte budur abicim ya. Helal olsun kondorcular. Kondorcularım helal olsun size. Tutunun çocuklar, tutunun. Evet, gördüğünüz gibi ilk katımız düşecek. Fakat korkmaya gerek yok fazla çünkü Gondor Spearman bunlara tutabilirler. Düşmanın okları nasıl pis pis geliyor üzerimize. Şuna bakınız ya. Ay ay. Evet, sol kanat da gitti ya. Yo, daha varmış burada. Ama düşman okçular bizi burada pis vuruyor. Ya abi nereden bakarsan her yerden pislik geliyor ya. Bu ne lan? Oha ya. Yapmayın lan böyle. Abi bucum bu ne lan? Şu oklara bakın şu oklara. Ay. Allah. Abicim çok pis pis düşüyor oklar bizim kafamıza. Zavallı kondorcularım. Of. Evet, kapıları açtılar, geçiyorlar maşallah. Gelen geçen giriyor. Oy. Abi bu çok korkunç bir senaryo yani, yemin ederim var ya. Cidden şuna bakın ya. Yazık, günahtır abicim ya. Böyle yapılır mı? Bu kondorcular ne yaptı size be? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne istediniz bunlardan? Beta ne istersiniz? Tabii ki gebermelerdi. Ama ay 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 ay. Artık ben bakamayacağım buraya. Çok pis oldu bura. Oklar bizi çok pis vuruyor ya. Şurada ne güzel çatışıyoruz yani kılıca kılıç. Ondan sonra geliyor oklar bizi vuruyor be. Kendimizi savunamıyoruz abicim. O değildi, ne yaptınız lan siz de? Oha! General önüne girmiş. Şuna bak, The Witch King of Angmar. Şuna bak, şuna bak. Tipe bak. Tipe bak. Kayboldu. Burada adam kalmamış, evet. Şuna bak. Buradaki çocuklarımız çoğu var hep oklardan gitti biliyor musunuz? Yazık oldu. Yazık oldu. Evet. Herhalde burada düştü en sonunda evet. Evet maalesef ne yazık ki surlarımız düşmüş oldu abicim. Hiçbir adam kalmadı oralarda. Ancak bu cesur iki birim kondomuzdaçı. Geri kalan kim varsa sivil işte can dost. İkinci seviye kaçabilmek için düşmanları durdurmakta. Çünkü sivilleri kurtarmak çok önemlidir. Bakınız burada bir açık var çocuklar. Burayı kapatın hemen. Gelse çocuk bunlar geçecek. Burada geçirlerse işimiz bitti. Geçmelerine izin vermeyin yavrularım. O ne lan? Çok pis geliyorlar lan üzerimize. Wow, harikasın sen yavrum. Harikasın sen. O değil de çok pis oldu burası. Baksanıza çocuk tamamen yapayalnız. Aha ay 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 o acıdı işte.
Neyse ölmeden önce eşhedü en la la ila illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulluh. Dur daha ölmedim. Ayağa kalkmak lazım. Kardeşlerime destekçi olmak lazım. Bir iki daha pis ork öldü. Bu da Mehmet'in hikayesiydi. Oy 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 Allah'a. Evet, dayanamayıp en sonunda bunlar da indiler tekrardan ilk kata. Kardeşlerine yardım edebilmek için dayanamadılar. O kardeşlerin ölümlerini, teker teker ölümlerini görüp de dayanamayıp aşağı indiler destek olabilmek için. Ve iyi girişiyorlar maşallah. Sonuçta Minas Street hepimizin evi. Burası düşerse ikinci kat da elbette düşecektir bir gün. Onun için ha şimdi ha yarın ha bir ay sonra fark etmez. En azından gidelim de savaşalım son kanımıza kadar. Düşmanlar demesin bunlar korktu kaçtı diye. Bunlara göstereceğiz bugün. Gondor'un ne kadar yürekli, cesur askerleri olduğu bugün bu pis Gondorcular, Mordorcular görecek. O değil de bunların mermiler, okları bittiği için aşağı yolladık. Adamların işleri bitti zaten. Ama iyi savaşıyorlar, helal olsun yani. İyi savaşıyorlar. Baksanıza adamlar. Yani bayağı bir oldu yani burayı ya halen bırakmıyorlar görüyorsunuz değil mi? İki tane mızrak biri. Harika müthişen bir destek verdiler yani. Ya yani tutundular diyeceğim ya pardon. Destek veren bunlar. Ethereum Rangers. Ya yani ona hareket destek verdi. Ama bu iki mızraklarımız maşallah bayağı bir iyi tuttular burayı be. Bir adım bile de vermiyor düşmana baksanıza. Daha ne birimler gelecek karşımıza. Tabii ki benim en çok isteğim bu Mordor'un ulu hayalleri var ya, troller. Ya onlar var ya gelirse Allah'a. İşte o zaman. İşte o zaman var ya tadına geçilmez. Ve tabii ki ileride de sonra olifantlar. Onlar da gelirse. Oy oy oy. İşte o zaman var ya Total War Attila. Yani bütün oyunları geride bırakır. Ben onu tahmin ediyorum ben.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizi ezdiler geçtiler. İlk katımız düştü ve ancak ikinci bölümde ikinci katı yani kurabileceğiz. Dediğim gibi umarız bu ilk bölümümüz hoşuna gitmiştir. Size de şöyle anlattığım gibi senaryolu yapıyorum. Biraz da farklı oldu yani bu videomuz. Diğer videolara benzemiyor yani. Biraz sinematik yapıyoruz. Biraz da yanda da böyle yorumlu olarak. Seviyorum yani bu işi. Yani bunu yapmayı seviyorum. Emek veriyoruz. Ve emeğimin karşılığını inşallah alırız. Like dediğim gibi arkadaşlar lütfen paylaş. Paylaşım yapınız. Abone olunuz. Zil tuşuna basınız. Ve ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakınız.